Tahir Karapınar'la alakalı ilk düşünce sezon sonunda aslında altyapı koordinatörlüğü görevine gelmesi şeklindeydi ama Fenerbahçe'de bir pro lisans ihtiyacı söz konusu takımın başında çıkacak birinin lisans sahibi olması gerekiyor. O isimde Tahir Karapınar olabilir şeklinde düşünceler söz konusu olunca da Selahattin Kanalı bu iş yeni sezon içerisinde, bu sezon içerisinde halledildi. Yeni döneme bırakılmadı. Nasıl bir hamle, ne dersiniz? Bu konuya girmeden... E, Veli Efendi'ye gitmek istiyorum. Tabii ben. tabii lütfen. Veli Efendi'de bağlantıyı dinledik. Özlemişiz o e, çim sahayı, koşuyu, atları. Bolt Pilot'e bir selam yollayalım. Bizde çok saygın bir yeri var. E, aynı zamanda e, Johnny Gitar diye bir at vardı. Siz bilmezsiniz belki. Johnny Gitar son yarışında ayağı kırık olmasına rağmen yarışı bitirdi. Son yarışı oldu. Zaten ondan sonra da aşılamaya gitti. Yani şey dünyaya dünyadaki hayatına son verdiler. Orada öyle. Trabzonspor'da biraz Zuni Gitar'a benzetiyorum. Ayağını kırdılar. Şu an ayağını kırmaya çalışıyorlar. İşte bu men kararı şu bu. Fakat Trabzonspor hı hı. yine o yarışı bırakmayacak ve Zuni Gitar gibi finişi bulacak. Buna eminim. Gelelim Tahir Hoca'ya. Fenerbahçe aklı, futbol aklı ben hep saygı duyduğum bir akıldır. Türkiye'yi çok iyi tahlil ederler ve ona göre takımlar kurarlar. Futbol penceresinden bakınca çok ideal bir okuyuş değildir belki bu ama sonuçlar açısından bakıldığında Fenerbahçe çoğu zaman doğru işler yapar. 2011 sonrası dönemi saymıyorum, öncesinden bahsediyorum. Hep doğru akılla idare edilmiştir. Şu son dönemlerde bence o akıl eksik biraz. Yani şu bu seçim bile yani Tahir Hoca kusura bakmasın ben sevdiğim, saygı duyduğum bir oyuncudur. Oyuncu olarak da izledim kendisini. Ama o da biliyor ki şu anda işte geçici olarak buraya getiriliyor. E, takımı ya Emre ya Volkan kardeşlerimiz kuracaklar. Onlar yap beraber değil. Kendimizi Belki kandırmayalım de. yani. Kim girecek kim Hayır çıkacak. Şöyle, Emre Berizolu ve Volkan Demirel'in beraber ha, ha. verdikleri. Yani daha önce planlaması olabilir. kulübede oturacak. Yani Fenerbahçe aklı futbol aklı e, yeni sezon öncesi planlamayı böyle mi yapmalı? Yani ben onun çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Buradan da Fenerbahçe'nin Toplam yarar açısından böyle önüne bakılır, geleceğe görebilir bir sonuç çıkarabileceğini düşünmüyorum şahsen. Yani Önemli olan sezonu göre, bitirmek. Şu an yaklaşım bu. Öyle görünüyor. Benim anladığım şu Kerem. 2-3 ay önce işte burada son yayında, pandemi öncesi son yayında ben dedim ki burada ben de 30-35 yıllık gazeteciyim İstanbul'da. Spor medyasının içinde de oldum ama daha çok işte... Polis, adliye o haberlerin içinde koşuşturduk siyaset. Haber kaynaklarımız var ve benim haber kaynağım o dönem e, spor dünyasının içinden değildi. Ama sağlam bir kaynaktı ve ben burada söyledim. Fenerbahçe önümüzdeki sezon Erol Bulut'la anlaştı. Fakat e, spor etiği gereği Erol Bulut çalıştığı için şu an Alanya Spor'da bittikten sonra onlarla devam edecekti. Bence o aklın ilk adımıydı bu. Yani o projenin ilk adımı. Erol Bulut e, projesi Tahir Bey'le başladı bana göre. Bazı futbolcularla alakalı hep şöyle bir söylem vardır. ilerleyen yıllarda ne olursa olsun yardımcı hoca bile olsa ki hani sarı lacivertli de özdeş hiçbir birisi olduğu için söz söyleme hakkı olduğunu da düşünüyor. Hı hı. E, diyelim, Erol hoca geldi, yardımcısı Emre oldu. Devre arasında bir oyun planında bir değişiklik olacak. Emre'nin e, neredeyse dayatmacı olacağını düşünüyorum ben bunun da hangi takımda çalışıyor olursa olsun yani takıma yararı olacağını düşünmem. Şöyle de bir durum var. Sportif direktör netice itibariyle o mevcut yönetim şemasında teknik direktörün üstünde olan bir kişidir. Böyle olmasını bekleriz. Sportif direktör olarak devam eder, sorun ederse sorun olmaz zaten. Ederse, onu Tabii. söylüyorum. Evet. Peki Erol Bulut, sportif direktör Emre Belazoğlu'yla çalışmak ister mi? Bu da bir soru işareti. Ama bu bir yönetim seçeneğidir, yönetim tercihidir. Yönetim böyle bir karar alırsa Erol Bulut da onu kabul edip gelecek. Kabul etmesin de gelmeyeceksin. Sonuçta işte kararları yönetimler verir. Erol Bulut'ta çalışan, maaşlı çalışan Emre gibi, diğerleri gibi yönetim böyle bir şema çizer, bir şablon çizer. Yani Erol Bulut o şemada, o şablonda bu noktada olmak ister mi? Onu sor, sorguluyorum. Onu bir, hiçbirimiz bilemeyiz bu sorunun cevabını. Evet. Kabul etse bile istemeden kabul etmiş olabilir ama onu olabilir. bilemeyiz. Her şey futbolda sağ sonuçlarına endeksli Kerem. Sağ sonuçlara başarılı gelirse istediğiniz gibi geldiği zaman bütün sorunlar unutulur biliyorsun. Üst, üst, üste 3 maç 5 maç kazansın. Ufak tefek sorunlar hiç yüzeye bile çıkmaz. Çıkmadan boğulur yani. O yüzden Emre Erol Bulut dönemi de sağ sonuçlarına muhtaçtır. Sallıyorum Maradona da gelse sağ sonuçlarına muhtaçtır. Çok net futbolun gerçeği bu. Tabii ki. Fenerbahçe Lige Kayseri Spor sınavıyla başlayacak. Bu maça dair Selahattin Kınalı'nın beklentilerini dinleyeceğiz. Merak ediyorum ama öncesinde yine bir haber paylaşalım istiyorum Sarı Lacivertlilerle alakalı. Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor Hasan Ali'nin. Ve Mirsa Türkcan, Hasan Ali'nin menajeri özellikle medyada çok fazla çıkan Galatasaray'la ilgili dedikoduları yalanladı. Ve Sarı Kırmızılı takımla görüşmediklerini söyledi. Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de yola devam edecek mi yoksa yollar ayrılacak mı? Bu hala bir soru işareti olarak kenarda duruyor. Bilmiyorum katılır mısınız Hasan Ali ile alakalı Fenerbahçeli taraftarların görüşlerine baktığımızda ben çok iki ayrılma durumunun bariz bir şekilde ortada olduğunu görüyorum. Bir grup Hasan Ali Kaldırım'ın yeterli sevgiyi desteği görmediğini düşünüyor ama sanki daha kalabalık bir grupta onun Fenerbahçe oyuncusu olmadığını Tırnak içinde düşünüyor, böyle değerlendirmelerde bulunuyor. Sizin oyuncuyla alakalı e, görüşünüz ne? Bu kadar sivri uçlarda mısınız onu merak ediyorum. Ya biz e, Fenerbahçe değil, sadece dört büyük takım diyelim. E, hayal aleminde yaşıyoruz. Yani biz e, kendisini e, aynada kaplan gören kedileriz aslında. Çok büyütüyoruz, abartıyoruz kendimizi. Hı hı. E, o yüzden e, Galaxy, Los Galaxytos gibi hani böyle büyük hayal takımları kurmuşuz gibi Hasan Ali'yi beğenmiyoruz. Çünkü e, gerçeklik bambaşka. Hani Şenol Gülüş'ün bir lafı var ya üst, ceket üstüne ceket değiştiriyoruz aşağıda pantolon yok ama. Yani kendi gerçekliğimizden o kadar kopuğuz ki Hasan Ali gibi işini e, kim Hasan Ali'nin bir sahada herhangi bir şeyini hatırlar. E, işte işinden kaçtığını ya da rakiple dediştiğini ya da tertemiz bir çocuk gibi geliyor bana Hasan Ali. Mehmet Topal kumaşından bir oyuncu o da. öyle hani, görünüyor ve Fenerbahçe muhabirleri hep onun çok çalışkan bir futbolcu olduğundan bahseder. Hep kendini sağlam. hazır tutmaya çalışan biri. Ahlaki altyapısı da sağlam. Öyle bir çocuk olduğunu görüyoruz. ve oyunda da başarısız bir oyuncu değil, milli oyuncu. Fakat diyorum ya biz kendimizi çok işte, aynada kendini kaplan görürsen gerçeklik zemininden koparsın. Kopuyoruz o zeminden o zaman Hasan Ali'yi beğenmiyoruz. Belki burada şu soru da sorulabilir. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundan kaç oyuncu gerçekten Fenerbahçelerin hayalini süsleyecek bir takımın ana parçası olabilir? Ya ben de Hasan Ali'ye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu arada. Evet Hasan Ali'ye ona benzer oyuncular çok fakat şu an işte Hasan Ali çok konuşulduğu için Hasan Ali diyoruz. Evet. Hasan Ali Türkiye ortalamasının üzerine bir sol bek mesela ben Trabzonsporluyum. Hasan Ali gibi Trabzonspor Son yıllarda hani Novak çok golcü şu bu evet kaliteli şu bu ama Hasan Ali e, Novak'tan daha kötü bir sol bek değil mesela bana göre. Çok daha iyi işleri de yapabilir. Çünkü Hasan Ali öncelikle savunmaya kurgulu bir hı hı. doğal olarak bir bek oyuncusu. Savunmaya kurgular bütün varoluşunu. Hasan Ali o anlamda çok başarılı bir oyuncu. E, seni mahcup edecek hiçbir hareketi de yok. Yani Atatürk'ün sevdiği sporcu tipini tarif et desen Hasan Ali'yi koyarsın. E, Mustafa Kemal'in takımı öyle deniyor. Fenerbahçe niye Hasan Ali'den vazgeçiyorlar anlamıyorum. Yani bakalım belki daha iyi bir alternatifleri vardır. Öncesinde, belki parası çoktur. Mesela bilmiyoruz. Aldığı ücret fazla geliyordur. Çünkü kulüpler battı. Herkes maliyeti düşürmenin peşinde ha haliyle doğal olarak. Öncesinde Caner'in sergilediği performans Fenerbahçelilerine baktığında ama hep de gözden kaçırılan bir şey de vardır. Caner evet hücuma önemli destek veren, asist katkısı belli bir seviyede olan ama gerçek şu ki savunması Zayıf diyebileceğimiz bir sol bek. E, tabii zaten. Ya bizim ya yani Olağanüstü iyi bir e, sol bek değil aslında bakarsanız savunma yönü itibariyle. Kerem futbol algımızda sorun var bizim yani. O yüzden Caner'i, Nova çok övüyoruz, çok abartıyoruz. Niye? Gol atıyor. Oysa savunma oyuncusunu gol yememek için alırsın. Asıl önce o işini yapacak. Ondan sonra eğer ekstasını yaparsa Çilek, Kayser neyse hı hı. öpüp başımıza koyacağız. Ama e, şova yönelik olduğu gibi için hepimiz yani biz işin şov tarafındayız. Trabzonspor taraftarı yıllarca yattı araya çok sevdi. Ben de sevdim. Karşısına gelen adam Roberto Carlos olsa pişman ediyordu filan. E tabelaya yansıyan ne? E, çok fazla bir şey yok. Yani 2005'te ellerinden alınan bir şampiyonluk dışı, hikayesi dışında yattı ile ilgili rakibi yatırdı kaldırdı dışında bir hikayemiz yok. Büyük takımlar böyle düşünemez. Büyük takımlar futbolun e, dünya ölçeğindeki algılanışına e, paralel takımlar kurup kendi ligindeki şampiyonluk sonrasını da hesap eden bir yapılanma içinde olmalı. Yoksa Türkiye liginde oldun şampiyon, e gittin Edirne'den döndün iki gün içinde. Ne anlamı kaldı? Bizim dünyamız şu globalleşen dünyada dünyamızın sınırları Edirne'de bitiyorsa Geçmiş olsun. Bitmemeli. Muhakkak Bitmemeli. daha fazlasını düşünmeli. Planları da buna göre yapmalıyız. Bugün çok kritik bir gündü aslına bakarsanız. E, futbolun bu sezonki geleceğiyle alakalı önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Süper Lig ve birincilikle yola devam edilecek. O kesin. Buralarda bu iki ligde sezon bitecek ama ikinci, üçüncü lig ve bölgesel amatör ligde durum ne olacak? Bu konu Anlaşılan o ki hala belirsizliğini koruyor. Bir toplantı gerçekleştirildi bugün ve bu toplantıyla alakalı Kırklareli Spor Başkanı ve aynı zamanda İkincilik Kulüpler Birliği Başkanı olan Volkan Can'la beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Volkan Can hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk.